öndeydi. Aslında Mekke-i Mükerreme'de çok özel bir insan, kendisine karşı özel ilgi vardır. Denir ki Mekke-i Mükerreme'nin, Mekke'nin en sevilen delikanlısıydı. Yola çıktı mı yürüdü mü kendine ait bir çalımı vardı, kokusu vardı, savuruşu vardı. Muhteşem bir ahlakı vardı. Genç kızlar, genç delikanlılar onu moda ediniyorlardı. Bir rol model, bir örnek, herkesin döndü ve dönüştüğü bir insan, bir şahsiyet. Döndü mü, yürüdü mü? Diyorlardı ki Mekkeliler Resulullah döneminde buradan demin Mus'ab geçti diyorlardı. Mus'ab adı tarihe işlendi, beyne işlendi, yüreklere işlendi, vicdana işlendi. O Allah Nebisi'ni hiç bilmiyordu, hiç tanımıyordu. Son derece zengin, müreffeh bir ailenin güçlü bir ferdiydi. Ondan sakınırlardı. Yüzüne bakmaktan sakınırlardı. Saçlarına dokunmaktan sakınırlardı. Çünkü o kadar nazik bir beyefendi, o kadar güzel bir delikanlıydı ki kim sevmezdi ki Mekke'de onu. Müşrikler elle gösterirlerdi. Sahabi de elle gösterecek sonra. Kızlar, genç hanımefendiler onun geçeceği yollara, şöyle sokaklara çıkar, caddelere çıkar, Mus'ab'ı uzaktan uzağa seyrederlerdi. Öyle bir salınışı, öyle bir yürüyüşü, kendine ait bir tarzı vardı ki, dediğim gibi sanki Mus'ab Mekke'nin modasıydı. Sanki Mus'ab Mekke'nin modasını belirleyen delikanlıydı. Seviliyordu, muhteşem bir sevgiyle Mekke'nin dokunulmaz delikanlılarından biriydi. Bir gün Hazreti Mus'ab, genç bir delikanlı, yaş daha 20'lerde netice itibariyle, Erkam bin Ebul Erkam'ın evine gider. Hazreti Peygamber'i duymuş çünkü. Resulullah'ın geldiğini, Allah Nebisi'nin yeni bir din ortaya koyduğunu, kendisine vahiy geldiğini iddia ettiğini duymuş. Ama birebir Resulullah'la karşılaşmamış, karşılaşamamış. Bir gün bir dostunun da teşvikiyle Hazreti Mus'ab bin Umeyr, Mekke'nin bu genç delikanlısı, Resulullah'ın yanına gider. Hazreti Peygamber o dönemde bir tabir hücre faaliyeti yapıyor. İnsanları Erkam'ın evinde topluyor. Gözden uzak, gözden ırak bir şekilde, dikkati çekmeyecek bir şekilde toparlanmaya çalışıyor. Kur'an'ı anlatıyor. Putlara karşı halkı bilinçlendiriyor. Kadınların ve kızların hoyrat bir şekilde harcanamayacağını anlatıyor. Allah Nebisi o dönemlerde kız çocukların diri diri toprağa gömülmemesi gerektiğini anlatıyor. Muhteşem ve keskin bir mücadele veriyor ama henüz Mekke müşrikleri için çok güçlü bir düşman değil Resulullah. Henüz Resulullah'a çok kayda alınacak, saldırılacak bir düşman gibi bakmıyor Mekkeliler. Henüz peygambere mühlet veriyorlar, mehil veriyorlar. Resulullah yeni yeni, yavaş yavaş, Müslüman sayısı o kadar az ki kimse önemsemiyor. Ne olacak, birkaç adamdan ne çıkar diyorlar. Öyle bakıyorlar. Hazreti Mus'ab, genç delikanlı, Resulullah'ın yanına gider. Erkam'ın evinde Hazreti Peygamber'le bir dönem beraber böyle yüz yüze gelirler. Tebessüm eder Resulullah Mus'ab'a. Mus'ab Resulullah'ı dinler. Resulullah'tan o kadar etkilenir ki Hazreti Mus'ab bin Umeyr, Resulullah'ın yanında neye iman edeceğiz der. Şartın nedir? Resulullah der ki putlara tapmayacaksın. Allah'tan başkasına eğilmeyeceksin. Allah'ı bir bileceksin. Merhamet edeceksin, rahmet edeceksin. İslam'ın temel o gün için inmiş olan şartlarını söyler. Hazreti Mus'ab Resulullah'ı dinler dinler ve sonra der ki senin dinine girdim. Resulullah temizleneceksin, yıkanacaksın, sonra namaza başlayacaksın der. Bugün bildiğimiz anlamda beş vakit namaz değil belki ama ikişer rekatlık namaz vardı o gün için. Mus'ab gizli gizli namaza başlar. Bir gün Mus'ab namaz kıldığında Hazreti Mus'ab radıyallahu anh, Osman bin Ebi Talha Hazreti Mus'ab'ı görür,
Secde ederken onu görünce eyvah der, bu delikanlı da Muhammed'in dinine tabi oldu. Hemen Hazreti Mus'ab'ın annesine koşar ve der ki oğlunu kaybediyorsun, dikkat et, Muhammed'in dinine uymak üzere yoldan çıktı oğlun der. Anne Mus'ab'ı çok seviyor, Mus'ab anayı çok seviyor. Mus'ab'ı dövmez, Mus'ab'ı sövmez annesi ama odaya kitleyin der onu. Üstündeki bütün elbiseleri çıkarın, iç çamaşır kalacak şekilde. Muhammed'e gidemezsin der. Mus'ab'ı aç bırakırlar, Mus'ab'ı susuz bırakırlar, elbisesiz bırakırlar. Mekke'nin bu genç delikanlısı hep böyle en güzel kokan, en güzel kokuları sürünen, saçları kulak memelerine kadar inmiş bu genç çalımlı delikanlıyı bir an yalnızlaştırırlar, bir odaya kilitlerler. Kapıya da bekçiler bırakırlar. Hazreti Mus'ab'ı kontrol etsin, Mus'ab'ın çıkışına engel olsun diye. Hazreti Mus'ab orada günlerce bekler. Defaatle annesi gelir, annene sen isyan mı ediyorsun der. Hayır annedir, ben seni çok seviyorum, başımın tacısın ama benim imanıma engel olma. Gel hep beraber Resulullah'ın dinine tabi olalım der. Anne ise bütün bariyerleri yıkar. Kesinlikle kabul etmiyorum. Sen Muhammed'e uymayacaksın. Atalarının dini üzerine gireceksin. Gelenekleri tartışmayacaksın der Mus'ab'a. Mus'ab sessiz kalır ama imanında sabit kalır. Sonra aylarca geçer böyle, aylarca. Bir iki gün, üç gün değil, aylarca Mus'ab yarı aç yarı tok iyice süzülür. Perişan bir halde orada. Bir tarafta anne ve dayılar, öteki tarafta Resulullah. Ama o namaz kılmaya gayret eder Mus'ab bütün gücüyle. Sonra bir gün birdenbire kaçar. Bir yol bulur, bir an gafletten istifade eder, Resulullah'ın yanına koşar. Üzerinde garip bir giysi vardır, iki çul vardır. İki çul, hani bilirsiniz buğdayları koymuş olduğumuz o büyük çuvallar. İki çulu alır, onları böyle çulların ucunu iğneyle ve iplikle değil, böyle tahtalarla birbirine bağlar. Acayip bir kıyafetle Hazreti Mus'ab dışarı çıkar. Hazreti Peygamber Mekke'nin bu alımlı delikanlısını, bu yakışıklı delikanlısını görünce şöyle gülümser, Mus'ab der. Nedir senin bu halin? Ya Resulallah, annem beni hapsetti. Aylarca içerideyim biliyorsunuz. Bugün kaçabildim. Giyecek bir şey de bulamadım. Ancak bunları giyebildim. Geldim sana sığındım deyince Resulullah Habeşistan'a Mus'ab. Habeşistan'da. Burada kalma, seni koruyamayız. Habeşistan'a git, kendini kolla ve kendini koru der. Mus'ab yalın ayak Habeşistan yoluna, kilometrelerce yola doğru gider. Döner, sonra yeniden Habeşistan'a gider. İki defa üst üste Habeşistan'a hicret eden Hazreti Ali'nin ağabeyi Cafer bin Ebu Talib gibi, o da Habeşistan'a gidenlerden biri olur. Güçsüzler kaçıyorlardı Habeşistan'a. Güçlüler Mekke'de direniyorlardı. Mus'ab kaçanlardan biri, Resulullah'ın izniyle kaç denilenlerden biriydi. Kaçıyordu, kendini kurtaracaktı. Dün Mus'ab buradan geçmişti, öyle diyorlardı. Dün buradan geçmişti. Bütün gözlerde, bütün gönüllerde Mus'ab yok artık. O Mekke'nin en önde olan, en güzel örneklerinden biri olan şu genç nerede? Neden kaçtı? Soruyorlardı, sorguluyorlardı. Kızlar diyorlardı ki Mus'ab nereye gitti? Hepimizin gözünden ırağa düştü. Bu delikanlı harcanır mı diyorlardı. Kızıyorlardı Mekke'nin putperest zalimlerine, gaddarlarına kızıyorlardı. Mekke'den bu delikanlı kaçırılır mı diyorlardı. Onlar diyorlardı ki Mekkeliler, Muhammed'e yar olacaksa hiç olmasın o zaman. Ya bize yar olsun ya hiç olmasın. Sonra dönüyordu Resulullah Hazreti Mus'ab'a, diyordu ki sana bir görev veriyorum. Medine'ye git, Medine'yi bana hazırla Mus'ab. Ve Hazreti Mus'ab bin Umeyr, Medine-i Münevvere'ye giden,
Resulullah adına Medine-i Münevvere'ye giden ilk sefir, ilk büyük elçi olacaktır. Genç delikanlı, yakışıklı delikanlı, uzun saçlarıyla, kendine ait çalımıyla, tatlı diliyle, güzel üslubuyla Hazreti Mus'ab bir ekol olacak sonraki yıllarda. Gençlerin bir ekolu olacak, gençlerin takip edeceği bir model olacak. Bugün bile öyledir. Ben biliyorum ki şu anda beni izleyen veya izleyemeyen, yıllardır biliyorum, birçok delikanlının örneğidir, örnek aldığı şahsiyettir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr, onun adı anılınca gençlerimizin gözleri pırıl pırıl oluyor, parlıyor. Bir an Hazreti Mus'ab'ı hatırlıyorlar. Çünkü hakikaten 20'li yaşlarda bu kadar büyük bir dirençle dünyanın bütün şatafatını, debdebesini, dünyanın bütün zenginliklerini bir kenara atıp annesine altınların senin olsun, gümüşlerim senin olsun, bana bir çul yeter, bir de peygamberim yeter diyen bir delikanlı kim onun gibi olabilir? Kim dünyayı bir çırpıda silebilir? Hangi delikanlı bugün dünyayı bir çırpıda bütün debdebeyi, şan, şöhreti, paraları, sermayeyi bir anda ayaklarımın altında, imanım daha öndedir diyebilen insan sayısı elbet var ama hakikaten azdır. Ayakkabısı özeldi Mekke'deyken. Tarağı özeldi, fil dişinden. Mus'ab elbisesi özeldi, İpek elbise giyerdi. Kokusu özeldi, özel yerlerden getirilirdi. Kıyafeti bir aileyi aylarca geçindirecek kadar pahalıydı. Ama şimdi yalın ayak. Şimdi saçları karışmış birbirine. Şimdi muhacir Mus'ab, oradan oraya sürülen bir delikanlı. Resulullah'a gelir, Hazreti Peygamber der ki, haydi Mus'ab, hadi git Medine'yi benim için hazırla artık. Hazreti Mus'ab gidiyordu. Resulullah insan yetiştiriyordu. İnsan yetiştirecek insan oluşturuyordu. Yürüyen Kur'an oluşturuyordu. Bu insanlar yürürken Kur'an'ı temsil ediyorlardı. Ahlaklarıyla, bakışlarıyla, hareketleriyle tam bir Kur'an modeliydiler. Onlara baktığınızda Kur'an'ın ayet ayet şekillendiğini görüyordunuz. Yüzlerinde, simalarında, hareketlerinde Kur'an'ın işaretleri vardı. Hakikaten büyük insanlardı. Hazreti Mus'ab gider ve Mekke-i Mükerreme'de Es'ad bin Zurara isimli bir sahabiyi, birini bulur, kendine doğru çeker, onunla sohbet eder ve sonra ev ziyaretlerine başlarlar. Gençlerle konuşur Mus'ab, Medine'yi sallar. Şu 21-22 yaşındaki delikanlı Medine'yi sallayacaktır hakikaten. Hareketleriyle öylesine ki Medine'nin belini kıracak iki ismi, İslam tarihinde büyük önem taşıyan iki ismi Hazreti Mus'ab bin Umeyr Müslüman yapacaktır. İki çok önemli isim. İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bir delikanlının 20 yaşlarındaki bir gencin ne kadar büyük işler yapabileceğinin en büyük işaretidir. Birisi Useyd bin Hudayr, öteki Sa'd bin Muaz. Şimdi Mus'ab oturmuş. Es'ad bin Zurara ile konuşuyor. Ona İslam'ı anlatıyor. Useyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz da oturmuşlar. Medine'nin ileri gelenleri bir an gözleri Mus'ab'a takılıyor. Diyor ki Useyd, bu delikanlı başa bela olacak. Habire Muhammed'den bahsediyor. Habire Kur'an'dan bahsediyor. Vahiden bahsediyor. Bu delikanlıyı Medine'den kovmak zorundayız der. Sa'd bin Muaz der ki Useyd'e, Useyd hadi git bakalım, şu delikanlıyı ya öldür ya kov buradan. Hazreti Useyd o gün müşrik, elinde mızrağı ile beraber Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in yanına doğru gelir. Mus'ab'ın yanına oturur. Der ki sen kimsin? Kim adına buradasın? Çabuk burayı terk et, Medine'yi terk et. Aksi takdirde gençliğine bakmam, yüzünün güzelliğine bakmam, yüzünün nazikliğine bakmam ve seni anında öldürürüm, başını koparırım.
çabuk Medine'yi terk et ve git buradan der. Hazreti Mus'ab'a bakarken. Hazreti Mus'ab hiç etkilenmez. Hiç korkmaz. Hiç önemsemez. Döner ve Useyd bin Hudeyr'e Hazreti Mus'ab tek bir kelimeyle cevap verir. Mızrağını yere sapla. Diz çök. Otur biraz konuşalım. Hoşuna gitmezse mızrağını kaldırır bana vurursun. Hoşuna giderse dinlersin. Sen aklı başında bir adamsın. Benim iki sözümden korkacak bir adam değilsin. Otur konuşalım. Dertleşelim bakalım. Ben korkulacak bir şey mi söylüyorum? Yoksa korkulacak bir şey söylemiyor muyum? Hazreti Useyd döner ve Mus'ab'a der ki, bu son derece makul bir şey. Sen makul bir şey söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Korkulacak bir şey yok. Otururuz konuşuruz seninle. Anlaşırsak ha, anlaşmazsak ise Medine'yi terk edeceksin. Mus'ab peki der, buyurun oturunuz. Useyd oturur, Mus'ab'a der ki söyle bakayım, derdin ne? Mus'ab der ki, putlardan medet mi umuyorsun? Ellerinle yonttuğun şeyler sana fayda mı sağlayacak? Bırak onların tümünü. Allah'a dön. Allah'tan gayrisine dönme. Rahmete sığın, Rabbe sığın. Kadınlara zulmetme. İnsanları köleleştirme. Namaz kıl. Anlatır İslam'dan, Kur'an'dan. Useyd bin Hudeyr dinler Hazreti Mus'ab'ı ve sonra der ki, peki delikanlı, senin dinine girmenin yolu nedir? Delikanlı der ki, benim dinime girmen için önce elbiseni temizleyeceksin. Sonra yıkanacaksın. Sonra Allah bir, Muhammed onun peygamberidir diyeceksin. Sonra iki rekat namaz kılacaksın. Döner ve Esad bin Zürare'ye der ki, şurada yıkanabilir miyim? Yıkan der, yıkanır. Elbisesini suya çalar, kaldırır. Islak bir halde Mekke'nin, o Medine'nin o 50 derecelik sıcağında giyer elbisesini. Sonra der ki, söyle bakayım delikanlı. Hazreti Mus'ab der ki, de ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah de. Şehadet ederim ki Allah bir ve şehadet ederim ki Muhammed onun Resuludur de. Şehadet ederim ki Allah bir ve Muhammed onun Resuludur der. Hazreti Mus'ab der ki, iki rekat namaz kıl böyle. İki rekat namaz kıl. Oldu mu der. Oldu der. Peki der. Mızrağını çeker, döner ve Hazreti Mus'ab'a der ki, konuşmaya devam et, arkandayım bundan sonra. Medine'nin en güçlü, en belalı kişilerinden birini Hazreti Mus'ab, o güne kadar öyle olanı yanına çekecektir. Biri daha kaldı. Sa'd bin Muaz. Hüseyin döner. Sa'd der ki, gittiğin gibi gelmiyorsun. Yüzün değişmiş, biraz parlamış. Bir nur mu geldi sana der. Evet der. Sa'd bin Muaz alay ediyor aslında ama der ki ona, Useyd bin Hudeyr, şu delikanlıyla bir görüş hele sen de. O delikanlı çok ilginç şeyler söylüyor. Hele bir git, seni çağırıyor. Sa'd bin Muaz mızrağını kaldırır ve der ki, senin yapamadığını ben yapayım o zaman. Aynı şekilde gider, Hazreti Mus'ab'ın başına dikilir, tam mızrağını vuracakken, Mus'ab der ki, vurmadan önce dinle, dinle sonra vur. Otur bir kelam edelim, aklı başında adamsın, hoşuna gitmezse yine vurursun, hoşuna giderse beklersin der. Sa'd bin Muaz der ki, delikanlı, yüzün kadar sözün de tatlı, yüzün de güzel, sözün de güzel, bakışın da güzel, gözlerin de güzel. Hele seni bir dinleyelim bakalım. Anlat derdin ne deyince Mus'ab anlatmaya başlar. Resulullah'tan duyduklarını söylemeye başlar. Hazreti Mus'ab konuştukça, anlatmaya devam ettikçe Hazreti
Sa'd ibn-i Muaz etkilenmeye başlar. Hayrıca etkilenir. O kadar çok etkilenecektir ki Sa'd bin Muaz tıpkı deminki Useyd bin Hudeyr gibi diyecektir ki bana bu işin yolunu söyle bakayım. Bu işin yolu ne? Aynı şeyleri söyleyecek. Sa'd bin Muaz Müslüman olacak. İki büyük insanı Müslüman edecek. Ondan sonra yayılacak. Hazreti Sa'd bin Muaz o gün Medine'nin bütün ailelerini topladı ve şöyle dedi. Ey Medineliler, eğer bugün hepiniz Muhammed'e tabi olmazsanız yemin ederim ki ben buradan sonra hiçbirinize konuşmayacağım. Bütün konuşmalarımı sona erdireceğim. Ya benimle konuşmak istiyorsanız, benimle irtibata devam etmek istiyorsanız, hepiniz Muhammed'in dinine uyacaksanız, uyacaksınız veya ben hepinize irtibatımı keserim. Denir ki o gece Müslüman olmayan bir tane Medineli kalmamıştır. O gece Müslüman olmayan bir Medineli kalmamıştır. Bir gece içinde. Mus'ab böyle bir delikanlı. Böyle bir delikanlı. Tek başına bütün Medine'yi alt üst eden bir delikanlı. Yaşı 22, belki 23. Şimdi 23 yaşındaki delikanlılarımız neyle meşguller acaba? Şu anda ne yapıyorlar bilmiyorum. Delikanlı 23 yaşında. Mus'ab Medine'nin tarihini, Medine'nin talihini değiştirecektir. Ya siz şimdi ne yapıyorsunuz? Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Medine hazırdı. Onu hazırlayan işte bu delikanlıydı. Ama ne yazık ki ömür çok uzun sürmeyecek. Resulullah Medine'ye geldiğinde, Medine'ye göründüğünde Hazreti Mus'ab bin Umeyr en başta onu karşılayanlardan biri. Medine'deki adı Kur'an öğreten adam. Öyleydi Hazreti Mus'ab'ın. Ama gökte Hazreti Mus'ab'ın ayrı bir ismi vardır. Ayrı bir şahsiyeti vardır. Sema ehli Hazreti Mus'ab'ı nasıl biliyor biraz sonra söyleyeceğim. Ama gök ehli Mus'ab'ı Medineliler gibi bilmiyor. Başka türlü biliyorlar. Hazreti Peygamber Medine'ye gelir. Medine yerleşir. Hazreti Mus'ab Resulullah'ın yanındadır artık. Resulullah'ın öğrencisi olan, Resulullah'ın sefiri olan bu büyük şahsiyet artık bütün hayatı, bütün varlığıyla Resulullah'ın yanındadır. Bir gün olur Bedir'e giderler. Hazreti Mus'ab bin Umeyr Bedir'e katılanların başındadır. Resulullah'ın yanındadır Bedir'de. Bedir'de büyük işler yapar. Yaşına rağmen, ufak yaşına rağmen Hazreti Mus'ab büyük işler yapar. Sonra bir gün Uhud gelir. Belalı Uhud gelir. Sıkıntılı Uhud gelir bir gün. Mus'ab Resulullah'ın yanında ve Hazreti Peygamber'le beraber sancağı taşıyanların başındadır. Harbin ilerleyen dakikalarında Hazreti Mus'ab bin Umeyr bir kenara çekilir. Şu Resulullah'a hayran, Resulullah'a aşık, İslam davasının bir önderi, tek başına Medine'nin tarihini ve kaderini değiştiren bu delikanlı Resulullah'ın ilk büyük elçisi bir kenara çekilir. Uhud dağının bir yamacında nefsiyle baş başa ellerini kaldırır göklere doğru şöyle dua eder. Ya Rabbi der, yarın Uhud'dur. Yarın Resulullah'ın yanındayız. Resulullah'la beraber savaşacağız müşriklere karşı. Müşrikler kötü geliyorlar. Ya Rabbi benim bir korkum var. Ölüm korkusu değil. Eşimden uzak kalacağım korkusu da değildir. Annemi bir daha göremeyeceğim korkusu da değil. Benim bir korkum var. Peygamberime bir şey olursa ben ondan sonra yaşayamam. Uhud'dur. Harptir, hengamedir, savaştır. Ne olacağını bilemiyorum. Ama ya Rabbi, vücudumda bir damla kan kalıncaya kadar beni peygamberimin hizmetinden, peygamberimi korumaktan uzak tutma ya Rabbi. Ölüm gelecekse Resulullah emniyette olduktan sonra ölüm gelsin. Ölüm benim için hiçtir ama benim peygamberim ölürse şayet ya Rabbi ben dayanamam ve tahammül edemem diyecektir Hazreti Mus'ab bin Umeyr.
ve sonra Uhud meydana gelecek. Hazreti Ali'nin sözü çok manidardır diyecektir Hazreti Ali. Medine'ye ilk gelenler Mus'ab'tır, Hazreti Bilal'dir, Hazreti Ammar'dır, İbni Ümmü Mektum'dur. Yani köle olan ve mazlum olanlar, Medine'ye ilk sığınanlar bunlardır diyecektir. Ve Hazreti Ali diyecektir ki ben Mus'ab kadar civan, ben Mus'ab kadar cesur, ben Mus'ab kadar yüzü temiz, Mus'ab kadar tatlı yüzlü hiçbir insan görmedim. O bizim için bir güneştir diyecektir. Hazreti Ömer ondan bahsederken bu ümmetin Yusuf'udur diyecektir. Bu ümmetin Yusuf'uydu Mus'ab. Kıyılamaz, bakılamaz, göz alacak bir delikanlı Hazreti Mus'ab. Yüzüne güneş sinmiş sanki, nur bütün yüzüne sinmiş sanki. Uhud günü Resulullah'ın arkasındadır, tam arkasında. Elinde sancak var sağ elinde, sol elinde de kılıcı vardır. Hazreti Peygamber'e karşı yapılacak bir hamlede Resulullah'ı korumak için oradadır. Hazreti Mus'ab Resulullah'ın tam arkasında siper. Savaş iyi gidiyor, uygun gidiyor, normal gidiyor. Sonra birdenbire Resulullah'ın koyduğu o okçular hedefi terk edince Mus'ab ve diğer sahabiler büyük sıkıntı yaşarlar. İşte Peygamberimiz o anda çembere alınır ve yalnızlaşır Peygamber. Hazreti Hamza'nın şehit olduğu an, Abdullah bin Cahş'ın ve ötekilerinin şehit olduğu an o andır da ben bugün Mus'ab'ı anlatıyorum. Oraya odaklanacağım. Hazreti Mus'ab Resulullah'ın tam arkasında bir oraya bir buraya gidiyor. Hem sancağı sallandırıyor, sallıyor ve hem de Hazreti Peygamber'i korumaya çalışırken birdenbire bir atlının dört nala Resulullah'a doğru yürüdüğünü görüyor. Hızlı bir şekilde bir atlı Hazreti Peygamber'e doğru öylesine hızla geliyor ki Hazreti Mus'ab bir an atlı ile Resulullah'ın arasında kalıyor. Atlı elindeki kılıcı Resulullah'ın sırtına doğru indiriyor. Yapacak tek bir şey var. Yapılabilecek o tek şeyi de Hazreti Mus'ab yapacaktır. Tek bir şey. Hazreti Mus'ab Resulullah'a doğru inen kılıca karşı sağ elini, sağ kolunu Resulullah'ın sırtına doğru uzatır. Kılıç Resulullah'ın sırtına gelecekken öndeki Mus'ab'ın sağ kolunu ta omuzlarından koparır. Sağ kolu düşer, Mus'ab yere yuvarlanır. Sonra yeniden kalkar Hazreti Mus'ab, yeniden İbni Kamya ile Resulullah'ın arasına girer. İbni Kamya bütün gücüyle yeniden atını mahmuzlar. Hazreti Peygamber'e doğru ikinci hamle yapar. Hazreti Mus'ab sol kolunu uzatır. Sol kolu da Hazreti Mus'ab'ın omuzlarından kopar. Bir anda iki kol yere düşer. Mus'ab gövdesiyle ayakta durur. Hazreti Peygamber o ana kadar Mus'ab'ın başına gelenden habersizdir. Çünkü önüyle meşguldür. Mus'ab Resulullah'ı korur. Yere düşer. Bütün vücudu kandan bir heykel haline dönüşür. Kolları kopmuştur. Yeniden ayağa kalkar. Resulullah'ın arkasında bir heykel gibi, bir siper gibi durur bu şekilde. Duvar gibi. İbni Kamya üçüncü hamlesiyle mızrağını atar. Resulullah'ın sırtına doğru Hazreti Mus'ab bütün gövdesiyle Resulullah'a dönülür. Mızrak Hazreti Mus'ab'ın göğsünü parçalar, sırtından çıkar. Mus'ab o anda Ya Rab dediğinde Hazreti Peygamber'in dikkati çeker. Resulullah döner, Hazreti Mus'ab'la göz göze gelir. Bir an duraksa Resulullah, İbni Kamya Muhammed'i öldürdüm der. İbni Kamya savaşın hengamesinde bir an Resulullah'ın da saçı uzun, Mus'ab'ın da uzun. İkisi de Resulullah da vücut itibariyle zarif, Mus'ab da zarif. Resulullah'ın yüzü parlıyor, Mus'ab'ın yüzü parlıyor. İbni Kamya bir an Hazreti Peygamber'i vurduğunu zanneder. Muhammed'i vurdum diye bağırır. Resulullah döner. İlk kez belki beddua eder. Allah seni yılına eriştirmesin emi der. Mus'ab'ın kanlı halini görünce Mus'ab yürür. Resulullah'a bakar ve diz çöker. Sonra boylu boyunca Uhud'un kumlarına uzanır. Medine'nin delikanlısı. Öyle kala kalır.
harbin sonunda sonuna doğrudur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir an yanından hızla geçen birini görür. Resulullah döner ve bakar ki yanından hızla geçen adam Hazreti Mus'ab'a ne kadar çok benziyor. Hazreti Peygamber hayret eder. Mus'ab demin sen düşmedin mi der. Demin sen düşen değil miydin deyince Resulullah'ın yanından geçen dönecek Resulullah'a diyecek ki ben Mus'ab değilim ya Resulallah. Ya sen kimsin? Mus'ab çünkü sima Mus'ab'ın siması. Şu göz, şu kaş, şu saç, şu kulak, şu endam, şu yüz. Mus'ab çünkü o işte. Birebir o. Döner ve der ki ben gökten, yedinci gökten gelen bir meleğim ya Resulallah. Mus'ab'ın bir yemini vardı. Harbin sonuna kadar yanınızda kalabilmek için Allah'a ahdetmişti. Kalamadı. Allah benim yerime, onun yerine beni gönderdi. Mus'ab'ın simasında harbin sonuna kadar senin yanındayım ya Resulallah. Melekleşiyordu Mus'ab. Hayır, melek Mus'ablaşıyordu. Biz melekleşmeye çalışırken melekler Mus'ab'a benziyordu. Yere iniyordu Resulullah'ın etrafında. Savaşın sonundadır. Hazreti Peygamber dolaşıyor harp sahasını. Mus'ab'ın yanına geldi Resulullah. Bir an baktı onu. Medine'nin büyük elçisine. 27 yaşlarında şehadete eren delikanlıya baktı. Mus'ab'ın yüzü toprakta. Başına kum gelmiş. Yani düşmemiş aslında. Düşmüş belki ama başını yüzünü kuma bulamış. Saçına kum bulaşmış. Hazreti Peygamber bakar ona. Der ki ben seni Mekke'de gördüğüm günü hatırlıyorum. Mekke'de senden daha güzel bir delikanlı yoktu. Saçları ne kadar güzeldi. Hele şimdi şu saçlara bak. Kuma bulaşmış. Hele şu yüze bak. Nasıl kuma bulaşmış. Şu vücuda bak. Kana bulaşmış. Sonra şehadet parmağını kaldırıyordu göklere. Resulullah diyordu ki Allah'ın peygamberi şehadetini ilan ediyordu. Ben şahidim ya Rabbi. Bunlar senin için şehit oldular. Kur'an iniyordu. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَعْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ayeti geliyordu. Müminlerden öyle adamlar var ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Neticeyi aldılar, şehit oldular. Bir kısmı şehit oldu, bir kısmı şehadeti bekliyordu. Hiç değişmediler, geri gerisin hiç dönmediler, asla döneklik etmediler. Sema ilan ediyordu. Evet onlar sadıktır. Yerdeki peygamber ilan ediyordu. Ya Rabbi şahidim diyordu. Büyüyorlardı. Azim hale geliyordu. Onun için öyle diyecektir melekler Resulullah'a gelince göktekiler Mus'ab. Bugün bütün göktekiler Mus'ab gibidir. Onun gibi çul giymişler. Onun gibi savrulmaktalar. Melekler Mus'ablaşıyordu. Hazreti Peygamber dönüyordu. Niye başını kuma gömmüş biliyor musunuz? Utandı. Beni koruyamadığı için. Ölmüş olsam da yüzüm peygamberin şehadetini görmesin diye yüzünü kuma bulandırmış. Yüzünü saklamış. Utandı. Beni koruyamadığı için. Dönüyordu. Mus'ab gömülürken üstüne örtünecek çul bulunamıyordu. Mezara koyuyorlardı. Hazreti Hamza'nın yanında şimdi. Mezarlar yan yandadır. Mezara koyuyorlardı. Üstüne bir bez atıyorlardı Mus'ab'ın. Ayaklarına ot koyuyorlardı. Sonra derin Uhud uykusuna yatıyorlardı. Mahşere karşı Uhud'dan yeniden dirilmek için. Başlarında Hazreti Hamza yola koyulmak için. Dünyada Allah için, İmanı için, kitabı için şehit olacak bütün şehitlerin başında Hazreti Hamza yürüyecek. Grubun başında sonra arkalarındaki bütün şehitler. Ümmetin, müminlerin bütün şehitleri, bütün sadıklar o gün Hamza'nın arkasında. İnanıyorum ki Hazreti Hamza'nın hemen arkasında Hazreti Mus'ab olacak. Yanında Hazreti Ali olacak, Hazreti Osman olacak, Hazreti Ömer olacak. Mahşer alemine
Hazreti Peygamber'in amcası onlardan bir adım önde, bir adım önde amca olmanın verdiği büyük faziletle Hazreti Hamza sancağı taşıyacak. Arkadakiler hep beraber mahşere doğru yürüyecek. Selam olsun şehitlere, selam olsun gökten şehadetleri hakkında ayet inen büyük insanlara. Allah'ın selamı üzerlerine olsun ebeden.